Evet sevgili canlar, şimdi Hasan Bektaş kardeşimiz bize Fuzuli'nin edebiyatımızdaki yeri, inancımızdaki yeri ve sanatla ilgili görüşlerini aktaracak. Buyur sultanım. Eyvallah dedem. Eyvallah. Şimdi başta arkadaşlarımız da anlattılar Fuzuli'nin neden o mahlası aldığını. Eyvallah. Ne dedik? İlk önce Fuzuli gereksiz, boş şeyler. Çok mütevazi bir insan. Bir yandan da ne dedik? Fazıl'dan geliyor, faziletten. Fazilette, çok da faziletli bir insan. Eyvallah. Şimdi bunu neden söyledim? Benim bir iddiam var. Diyorum ki Türk Edebiyatı'nın en büyük şairi Fuzuli'dir. Eyvallah. Yani burada bizim için çok büyük bir gurur kaynağı Fuzuli her şeyden öte. Yani eserlerini sayıyoruz, saygı duyuyoruz. Ama bizim için dünyaya Aleviliği duyuran, bütün İslam alemine Aleviliği duyuran, eyvallah, Alevilerin cahil olmadığını, sadece sözlü kaynaklardan beslenmediğini, kaynaklarıyla ispat eden, aynen yazan, öyle, bir eyvallah, Alevinin üç dil birden bilebileceğini, eyvallah, bu dillerde divan oluşturabilecek kadar, şiir söyleyebilecek kadar iyi seviyede olduğunu hepimize gösteriyor Fuzuli. Eyvallah. Şimdi insan toplumsal bir varlık olduğu için, biraz Okan arkadaşım da değindi ama Fuzuli'nin yaşadığı, büyüyüp geliştiği, şiir söylemeye başladığı çevreden bahsedeceğim. Fuzuli divanlarının mukaddimelerinde, eserlerinin muhtelif yerlerinde şiirinin nasıl geliştiğini, nasıl bir şair olduğunu anlatıyor bizlere. Evet. Şu tarihte olduğu gibi Kerbela çevresi, Bağdat, Irak-ı Arak dediğimiz bölge o dönemde de çalkantılı bir bölge. Siyasi açıdan olsun, kültürel açıdan, etnik açıdan. Farklı grupların, farklı güruhların, farklı mezheplerin, farklı düşüncelerin olduğu bir bölge. Fuzuli böyle bir çevrede yetiştiği için ve daima Hazreti Hüseyin'in acısını zinde olduğu bir yörede, zaten Merkad-ı Şeriflerin olduğu bir yörede yetiştiği için hiçbir zaman Kerbela hadisesini aklından çıkarmıyor. Eyvallah. Hangi eserine bakarsak bakalım bu yüzden belayı, derdi ve ızdırabı işliyor. Bizim için bu konuda da çok güzel bir örnek Fuzuli. Bundan sonra Fuzuli'nin şiire nasıl baktığını biraz anlatmak istiyorum. Fuzuli'ye göre evvela şiir söyleme yeteneği Allah tarafından insana bağışlanmalı. Buraya da nereden kanaat getiriyor Fuzuli? Yine Farsça Divanı'nın mukaddimesinde diyor ki Allah sanidir. Külli sanidir. Yani bütün sanatların, bütün güzelliklerin yaratıcısı odur. Eyvallah. Ve Allah sani vasfından insana birazcık da olsa bağışlamıştır. Çok küçük cüz'i bir kısım da olsa insana bağışlamıştır. Ve kusursuz güzel bir şiir söyleyebilmek için insan Allah'ın inayetinde olmalıdır. Eyvallah. Allah himmet etmelidir. Çok güzel. Şimdi Fuzuli'nin hayal dünyasında bu mazmumlar, bu şiirler, bu güzellikler şekillenirken yaralandığı kaynaklardan biraz bahsedelim. Bu kaynaklardan en önemlisi insanların kuralları, ritüelleri, inançları. Hiçbir insan düşünmeyelim ki ateist de olsa, deist de olsa, çevresinde toplum inançlıysa evet, o da o inançtan etkilenmek zorunda, o kültürden etkilenmek zorunda. İzole olmak gibi bir şansımız yok. Evet. Kerbela muhitinde yaşadığını biliyoruz Fuzuli'nin. Kabri de Kerbela'da. Evet. Kabri yüksek ihtimalle Kerbela'da. Kerbela'da. Ayrı bir türbesinin olduğu, işte Okan anlattı, Abdülmümin'de de dergahına bağlı bir kişi zaten. Yaptığımız bir çıkarım bu yine. Evet. Bektaşi olduğunu düşünüyor bazı araştırmacılar. Evet. Şimdi Fuzuli kendine göre bir dert ve bela anlayışı oluşturuyor. Dert ve beladan bahsederken kendi hayal dünyasında, kendi tahayyülünde bir dert ve bela imi oluşturuyor. Dert ve bela dediğimiz şey bize nefsani arzulardan dolayı yaptığımız sızlanmalar, günlük hayatın sıkıcılıklarından, basitliğinden, bayağılığından dolayı yaptığımız sızlanmalar gibi gelebilir ama Fuzuli aldığı iyi eğitim ve kendi ifadesiyle yine sabahlara kadar tefekkür etmesiyle kendine göre bir bela anlayışı oluşturuyor. Ben biraz da bela anlayışının üzerinde durmak istiyorum. Dedem de demin çok güzel ifade etti.
nefesiyle. Eyvallah. Fuzuli derdi ve belayı o dönemin 16. yüzyılın diğer divan şairlerinin aksine eksenine koyuyor şiirinin. Diğer divan şairlerine baktığımızda genellikle Osmanlı saltanatının şaşası, devrin güzelliği, işte günlük yaşamla ilgili şeyler görüyoruz. Baki'dir, diğer zati hayali gibi şairlerde. Fuzuli'ye baktığımızda ise divanın baştan sona bir dert ve bela imiyle oluştuğunu görüyoruz. Türkçe şiirlerinde de, Farsça şiirlerinde de, Leyla ve Mecnun'da da. Bunun sebebi Fuzuli'nin belaya farklı yaklaşıyor olması. Bela Arap harfleriyle yazılırken beliyle aynı şekilde yazılmıyor ama aynı şekilde okunuyor. Evet. Kalü beladan beri diyoruz. Ne diyoruz? Allah'a ikrar verdik. İmamlar için, peygamber için, kitap için. Fuzuli de yine mahlasında yaptığı gibi burada bir söz sanatına başvurup sürekli beladan ve aynı zamanda beliden bahsediyor. Evet. Ve Hadikatü Süeda'nın bir bölümünde diyor ki Allah en çok sevdiği kuluna bela verir. Evet. Yani Fuzuli'nin burada bir tekamül süreci istediğini de görüyoruz. İnsanı kamil olabilmek için Allah'tan sürekli bela istediğini, çünkü belanın Allah'ın sevgililerine verildiğini düşünüyor. Evet. Aynı zamanda Hadikatü Süeda'da yine o bölümde diyor ki Hazreti Hüseyin'in başına en çok bela gelmiştir. Evet. Bu nedenden dolayı da Hazreti Hüseyin Allah'ın en sevgili kullarındandır. Eyvallah. Diğer peygamberlerdeki belayı anlatıp oradan mukayese en edip, çok belanın Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da yaşadığını dile getiriyor. Aynen öyle dedim. Bir de yine Hazreti Hüseyin sevgisiyle ilgili bir anekdot verelim. Fuzuli Farsça Divanı'nın mukaddimesinde diyor ki benim şiirim, kendi şiirini tarif ederken, benim şiirim altından, gümüşten veya cevherden değildir. Allah Allah. Benim şiirim topraktandır, lakin Kerbela toprağındandır. Ve öksüz yavrular gibi olan sözlerim nereye gitse Kerbela toprağından yapılmış oldukları için onlara sevgi ve ihtiram gösterilmesini dilerim diyor. Burada Kerbela toprağının önemine de aynen öyle çekiyoruz. Mübarekliğine de. Şimdi bir beyit paylaşmak istiyorum Fuzuli'den, daha doğrusu iki beyit. Hasılım yok seyri kuyunda beladan gayrı. Garazım yok reyhi aşkında fenadan gayrı. Neyi bezmi gamemeyi ah ne bulsan yele ver. O da yanmış kuru cismimde fenadan gayrı. Fuzuli söylediğimiz gibi şiirini dert ve bela imgeleriyle örmüş. Ama Fuzuli bunun yanı sıra iyi şiirin sermayesinin de dert ve bela olduğunu düşünüyor. Ve ızdıraptan nemalanmayan, yani onun söyleyişiyle beliden ve beladan nemalanmayan bir şiirin değersiz olduğunu düşünüyor. Günümüzde de aslında öyle. Çok kimin çok derdi varsa o aynen daha çok öyle. Şiir yazıyor. Yanık yanık diyor yazıyor. Diyor ki yani şair evet. olmak için dertli olmak lazım. Dertli olmak lazım. Fuzuli kendi söyleyişiyle gam meclislerinin neyidir? Dillenmekten kurumuştur. İçinde ne varsa yele karışmasın diler. Onu yakıp kurutan da söyleten de havadır. Bildiğimiz üzere ney üflendikçe kararır aynen. ve kurur. Sertleşir. Fuzuli'nin gam meclisinden kastının Muharrem'de cem oluşumuz ve İmam Hüseyin'e yas tutuşumuz olduğunu düşünüyorum. Kurumaktan kastı ise döktüğü yaşlar, gözyaşlarının kuruması, pınarlardan artık yaş gelmemesi ve o meclislerde söylediği mersiyelerdir. Eyvallah. O gönlünde gam neyinin ses vermesini sağlayan havadan başka bir şey olmasını dilemez. Asla kesreti düşünmeyen, her daim şiirlerinde, şiirinin her noktasında vahdeti arzulayan bir insan. Vahdeti vücudu işleyen, anlatan bir insan. Ve şiirin ilk mısrasında diyor ki, hasılım yok seyri kuyunda beladan gayrı. Seyri kuyu sokağın başı olarak çevirebiliriz motomot. Ama burada Fuzuli'nin türbedar, Kerbela'da türbedar olduğuna dair rivayetleri göz önüne alırsak, seyri kuy İmam Hüseyin'in türbesidir diyebiliriz. Böyle söylersek ne çıkıyor meydana? Hasılım yok seyri kuyunda beladan gayrı. Senin başında, senin türbenin başında beladan başka hiçbir şey istemiyorum. Senden ne esenlik, ne sıhhat, sadece sevgini ve belanı bekliyorum. Dedi. Eyvallah. Şimdi biraz da Fuzuli'nin edebiyatımızdaki yerine değinmek evet. istiyorum. Girişte de söyledik, çok büyük bir şair. Bizim için
çok büyük bir övünç kaynağı. Yani Anadolu topraklarında edebiyata ismini altın harflerle yazsak. Sadece Anadolu topraklarında değil, dünyada. Türklerin yazıyla kendilerini ifade etmeye başladıkları devirden bugüne kadar en büyük şairlerimizden biri, belki de en büyüğü. Eyvallah. Şimdi Kerbela'da yaşadığını ve sürekli Hazreti Hüseyin'in acısını hissettiğini söyledik Fuzuli'nin. Bu da Fuzuli'nin dünyanın en büyük lirik şairlerinden biri olmasını sağlıyor. Sevgi ve ızdırap şairlerinden biri olmasını sağlıyor. İşlerinde bu var ya. Evet. Fuzuli, Nesimi, Neva'yı, Habibi gibi bazı şairlerden etkileniyor. Türkçenin Fuzuli'den önceki büyük şairlerinden. Daha doğu sahasındaki şairlerden. Ve Fuzuli'nin devrinde ve devrinden sonra etkilemediği hiçbir şair yok divan edebiyatımızda. Evet. Kendisi Türktür. Evet. Oğuzların Bayat boyuna, Bayat boyuna mensuptur. Evet. Ve Fuzuli'nin eserlerinin en çok tahmis yazılan, en çok nazire yazılan eserler olduğunu biliyoruz. Tahmis ve nazire dediğimiz şeyler, büyük bir şaire, sizden daha büyük bir şaire saygınızı ve sevginizi gösterebilmek için onun şiirini taklit ederek ve onun şiirini tamamlayarak yazdığınız bir şiir türü divan edebiyatında. Fuzuli tekke şairlerinin aksine Allah aşkını ve dine bağlılığını alegorik bir takım remizlerle, işaretlerle anlatıyor. Kitaplarında da bu örnekler çokça göreceğiz. Aynen öyle, evet. Evet. Bu da Fuzuli'nin hem tekke hem de medrese ehli tarafından çok sevilmesine sebep oluyor. Eyvallah. Anlattı Alperen arkadaşımız da, birçok nüshası var dedik Fuzuli'nin kitaplarının, bütün eserlerinin. Bunun sebebi aslında bu. Evet. Herkese hitap edebilen, ondan olmayan insanlara da hitap edebilen, dünyasal, evrensel bir kişilik. Eyvallah, eyvallah. Evet. Dediğim gibi bitmez bu programda yani. Vallahi dedem, daha söyleyeceğim çok şey var. Sadece ama, bir evet. Hadikat-ı Seyda'ya da değinmek istiyorum. Alperen arkadaşım güzelce anlattı ama. Bizim için de Fuzuli'nin edebiyatımızdaki, inancımızdaki yeri, Yedi Ulu Ozan'dan olmasının yanı sıra Muharrem'de cem olduğumuzda dedik Fuzuli'nin Hadikat-ı Seyda'sından bölümler okuyoruz. Evet. Ve biz bunu biraz öz eleştiri yapalım. Unuttuk. Unutmuşuz. Aynen. Başlayacağız tekrar. İnşallah tekrar başlayacağız. Eski kaynaklara baktığımızda Hadika'nın sürekli zikredildiğini, sürekli okunduğunu Alperen de anlattı. Evet. Gözyaşlarını saklamak için mendiller kullanıldığını söyledi. Tekke kütüphanelerinde de var. Kesinlikle. Elmalı'da. Kesinlikle. Abdal Musa Sultan dergahında. Eyvallah. Biz bu kuralı unuttuk. İnşallah başlayacağız Hasan'ım. Çalışmalarımız devam eder. Şimdi çok güzel bir dille tekrar tercümesini yapıyoruz. Hatalardan ayıklıyoruz. Çok güzel olacak inşallah. İnşallah. Çok şimdi, teşekkür ederiz Hasan'ım. Razı olsun. Eyvallah hepimiz. Şimdi hünkârımızda sıra. Eyvallah. Hünkârım vaktimiz de azaldı. Hünkâr daha bize Fuzuli'nin eserlerini anlatacak. Evet. Teşekkür ederim dedem. Eyvallah. Şimdi kısaca Fuzuli'nin eserleri olarak elimizde Manzum, Mensur ve mektuplarından oluşan 15 civarında eseri var. Daha fazla olduğunu iddia edenler de var. Şimdi öncelikle Manzum eserlerine bakacağız. Manzum eserleri dediğimiz, arkadaşlarımız açıkladı. Nizam, yani şiir şeklinde yazılmış olan eserler. Şimdi burada en göze çarpanı Türkçe divanı var. Aynı zamanda Farsça ve Arapça divanları da var. Bu üç dilde şiir yazmakta Fuzuli'nin bu üç derede hakim olduğunu bize gösteriyor. Şimdi divanda ne demek? Bu birçok şairin divanı var. Şairlerin, şiirlerinin toplandığı külliyat, kitap. Eyvallah. Anlaşılıyor. Türkçe divan dediğimiz gibi onun en tanınmış eseri. Fuzuli yalnızca bir şair değil. Aynı zamanda bir filozof, bir mutasavvıf. O yüzden o kendi düşüncelerini şiirle açıklamak istemiş. Ve bunu çok da güzel başarmış. Türkçe divanında birçok şiir türüne yer veriyor. Kasideler var, musammatlar, kıta, rubai, gazel, naat ve yani şeyin, Hasan'ın iddia ettiği gibi belki de divan edebiyatının, hatta Türk edebiyatının en büyük şiirlerini yani kendisi vermiş. Farsça divanı farklı olarak mana yoğunluğu daha fazla ve İmam Ali ve evlatlarına itiraf dolu. İltifat dolu sözler veriyor ve Ehl-i Beyt'te sunulan övgüler çok fazla bir şekilde Farsça divanında yer almış. Eyvallah. Şimdi Arapça divanına bakacak olursak
yine içerik bakımından, üslup bakımından diğer divanlarına benziyor. Ama bu eserin piyasada pek bulunmuyor. Tek nüshası da Leningrad Hansa Müzesi'nde. Bugünkü Rusya'nın Petersburg şehrinde var. Fakat 1958 yılında Hamit Aras tarafından Azerbaycan Bakü'de de bir kopyası basılmış. Basılmış. Evet. Dördüncü eser olarak Fuzuli'nin çok meşhur bir eseri var, Leyla ile Mecnun. Herkesin bilmiş olduğu. Aynı zamanda bu eser o dönemde özellikle Acemler ve Fars halkı tarafından çok müthiş bir şekilde yaygın. Ama Türkler arasında yok. Fuzuli de bunu kendine dert ediniyor. Onu Türkçe yazıyor. Türkçe yazmak Leyla istiyor. Leyla ve Mecnun evet. yazıyor. Ve öyle bir şekilde yazıyor ki diğer bütün emsallerinden şey daha yani. Çok beğenilip. Altta bırakıyor hepsini. Aynen. Evet. Çok müthiş bir şekilde şey. İçerik olarak baktığımızda şimdi Fuzuli'nin birçok eserinde alegorik bir anlatım var. Yani alegorik ne demek? Bu anlatılması güç olan soyut kavramlar yani ilahi aşk gibi işte tasavvufi ögeleri anlatmada kolaylık sağlaması açısından insanların daha iyi anlamasını sağlaması açısından dünyevi ve maddi bir takım ögelere benzeterek onları anlatıyorlar. Evet. Bunu alegorik anlatım simgelerle. Deniyor. Simgelerle. Simgelerle evet. Evet. Bu Leyla ile Mecnun'da da yine bu tasavvufi ilahi aşk gibi ögeler Leyla ile Mecnun'un arasındaki aşk konu edilerek anlatılıyor. Bu İlahi şekilde, aşka varış tabii, anlatılıyor. Evet. Evet. Çok güzel bir şekilde edebi vücut var. Eser ortaya koyuyor. Tabi vahdedi vücut var. Beşinci eser olarak Bengü Badem. Evet. Bu eserin de en önemli özelliği onun Şah İsmail'e ithaf edilmiş olması. Evet. Şah Hatayi'ye. Evet. Dili de Türkçedir ve Şah Hatayi'nin Özbekler ve Osmanlılarla mücadelesinde konu edinir ve aynı zamanda yine tasavvufi ögeler de içerir. Burada mesela şey var, bade kelimesiyle insanın ruh ve iç alemi evet. kastedilip ben kelimesiyle de tam tersi onun bedeni, beden alemi, fiziki, kastedilir. Dünyevi yönünü kastedip bu ikisinin mücadelelerini konu edinmekte çok güzel. Bu eser. Altıncı eser olarak Heftcam. Sakiname diğer bir adıyla bir eseri var. Fars yazılmış. Hı hı. Yine tasavvufi ögeler. Aynı şekilde alegorik özellikleri var. İlahi aşk. Burada da yine şeye değinmek istiyorum. Bu eserde çok fazla bir şekilde sarhoşluk, şarap, aşk, meyhane gibi kavramlar çok sık geçiyor. Bu sadece Fuzuli'de değil aslında birçok şairde de var evet. eserlerine baktığımızda. Bu hepimizin tahmin edeceği üzere bildiğimiz şaraptır, meyhanedir değil. İlahi aşk. İlahi aşk. Bunlar sadece bir simgesel anlatım kolaylığı sağlanması açısından kullanılmış ögeler. Yine bildiğimiz gibi şaraptan kasıt ilahi aşk, meyhaneden kasıt ehli beytin muhabbetin yapıldığı cemler evet. vesaire. Yedinci olarak Hadis-i Erbain tercümesi var. Heh. Bu o dönemin üstadlarından, alimlerinden Molla Cami'nin Hadis-i Erbain yani evet. 40 hadis 40 hadisi eserini bir tercüme çalışması var. Evet. Diğer bir kategori olarak Fuzuli'nin mensur eserleri yani düz yazı eserlerine bakıyoruz. Burada da en öne çıkmış olarak Hadikatü's-Seyyada ondan zaten yeterince bahsedildi. Eyvallah. İkinci olarak Türkçe mektuplar var. Fuzuli bildiğimiz gibi 16. yüzyılda yaşamış Osmanlı'nın egemenliği dönemi. Osmanlı Devlet Erkanı'ndan birçok devlet adamına yazdığı mektuplar var evet. bu eserde. Bu şekilde aynı zamanda akademik dünyada, tarihçiler arasında o dönemin siyasi, sosyal yapısını ortaya koyan bir kaynak eser. Çok güzel örnekler. Yani mektup örneğinin çok güzel evet. örneklerine evet. verilmiş. Evet. Üçüncü olarak Ründayü Zahid denen bir eseri var. Yine Fars yazılmış. Burada da yine konu olarak İnsanlarda bulunan maddi ve ruhani yönün birbirleriyle olan yine ilişkisi aynı Bengü Bade'de olduğu gibi yine insanın bu dünyadaki amelleriyle, yaptığı ibadetlerle, iyi işleriyle ruhunun tekamülüne nasıl katkıda bulunduğunu, onun insanı kamil olma yolundaki süreçlerini ele almakta. Dördüncü olarak Sıhhat-ı Maraz. Bu benim de evet. alanımda olan bir kitap. Tıp kitabı. Evet. Hani hem tıp hem de tasavvufi ögeler var. Bunu iki boyutta inceleyebiliriz. Öncelikle tasavvufi yön olarak yine aynı şekilde dervişin seyri sülükte yani fena filah makamına ulaşma yolundaki serüvenine konu edinmekte. Yine tıp özelliğine bakacak olursak bu Fuzuli'nin özellikle antik tıp ilmine ne kadar vakıf olduğunu, biz o işte Hipokratlardan, Galenlerden gelen o antik tıp ilmine
aynı zamanda göstermiş olduğu hastalıklara bazı çareler kitabında geçiyor. Bu bakımda aynı zamanda hani Fuzuli'nin birçok yönü var. Şair, mutasavvıf, filozof, aynı zamanda bir hekim. Evet, hekimlik yönü de var. Gösteriyor. Benim ilgimi çeken birkaç yer olmuştu bu eserde. Öncelikle beynin ve karaciğerin bazı görevlerinden bahsediyor. Hani biraz ilginç, hep farklı şeylerden bahsedildi. Evet. Burada da yani 1500'lü yıllarda, evet, Fuzuli beyin ve karaciğerin görevlerinden, evet, eserinde bahsediyor. Evet. Burada beynin görevlerinden 5 duyu dediğimiz, işte görme, işitme, koklama, tat alma, bunun beyindeki bazı işçiler tarafından yürütüldüğünü Fuzuli belirtiyor. İşçiler diyor. İşçiler terimini kullanıyor. Biz bugün tıp dünyasında bunun hücre olduğunu, işte beyin hücresi olarak da nöron olduğunu biliyoruz. Nöron olduğunu biliyoruz. Yani işçi çok güzel bir tanım olarak oturmuş bence, evet, burada. Yine karaciğerin birkaç görevine bahsetmiş. Bu sindirme işleminde rol alması ve sindirilen besinlerin vücuda dağılması gibi bir görev var karaciğerin. Fuzuli bunu kitabında almış. Bugün biz biliyoruz ki yediğimiz besinler önce mideye gidiyor. Aynen. Mideden ince varsa. Hı. Oradan karaciğere ve karaciğerde bazı işlemlere tabi tutulup bütün organa dağılıyor. Evet. Fuzuli burada karaciğerin böyle bir görevini ele almış. Yine bir şey daha benim çok ilgimi çekmişti. Hastalıkların, yani marazın çaresi olarak en büyük etmenin perhiz olduğunu söylüyor. Çok. Perhiz dediğimiz nedir? Uzun süreli açlık, yani oruç. Yani hastalıktan kurtulmak için perhiz yapmak. Perhiz yapmak. Hasta olmamak için. Evet. Evet. Bunu çok güzel bir şekilde işliyor Fuzuli. Yine bu konuda bir hadis ekledim ben buraya. Şah-ı Velayet İmam Ali'nin bir hadisi. Bu Gurarul Hikem denen eserde geçiyor. İmam buyuruyor, hastalıklarla perhiz bir bedende aynı anda bulunmaz. Eyvah. Yani oruç tutan, işte bu yolda bir şeyler yapan insanların, habire yemeyen, perhiz eden, evet, yani çekinen, sık sık yemeyen insanların bedeninde kolay kolay hastalık bulunmaz. Evet. Yani bu günümüz tıbbında, hatta bu konuda akademik çalışmalar da var. Ciddi bir konudur. Birçok doktor da bunu savunur yani. Kesinlikle. Evet. Yine aynı zamanda ruhani olarak bu perhizin insanın nefsini terbiye etme ve davranışlarındaki aşırılıklar karşısında çok etkili bir yöntem olduğu da yine İmam Ali'nin rivayetlerinden öğreniyoruz, çıkartıyoruz. Bir sonraki şey olarak Muamma Risalesi denen bir mensur eseri var. Bu bir çeşit bilmece. O dönemdeki şairler arasında bir gelenektir bu. Bir bilmece yazarlar, kendi şairlik yeteneklerini gösterme, evet, açısından. Fuzuli de bu geleneği devam ettirmiş. Son eser olarak ve en önemli eser Matlu'l İtikad, evet, Fi Marifetil Mekteb ve Mehat. Evet. Bugün de yayın evinde çalışmasını yaptığımız, yakında çıkacak olan, evet, Temel Akaid, evet, İtikad Kelami bir kitap. Evet. Çok önemli bir kitap. Yani her Alevi, her Alevi gencinin, her Alevi insanın okuması gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum. Hem dedik felsefi, hem de bir kelami özellik var. Şimdi kelam nedir? Temel akaid konuları dediğimiz inanç esasları. İnanç esasları. Tevhid, nübüvvet, imamet, adalet ve mehat. Bu temel inançlarıyla ilgilenen İslami ilim dalı kelam. Bu eserde kelam ilmine mensup. Eserin isminin Türkçesi de aslında birçok şey söylüyor. Varlığın başlangıç ve sonunun bilinmesi konusunda doğru inancın doğduğu yer. Evet. Müthiş bir kaynak eser. Yine insanın nereden gelip nereye gidiyorum gibi temel felsefi birçok sorusuna cevap veriyor. Ben bu özellikle Alevi gençlerinin bu kitabı okumasını şiddetle tavsiye ediyorum. Yani nereden geldik, evet, ne yapmamız lazım ve nereye gideceğiz, ne olacağız? Bunu Fuzuli Matlaul İtikad kitabında çok güzel anlatmış. Evet. Evet. Aynı zamanda bir şey demek istiyorum. Mesela bu günümüzde hani Alevilerin kaynak sıkıntısı yaşadığını bahsettik. Bu tarz kaynak eserlerini çevrilerek Alevilerin, Alevi gençlerin özellikle işte Sünni olma, ateist olma, yani biz birçok genç kaybettik aslında. Bu tarz eserleri okumalarıyla ben birçok sorularına cevap bulacaklarını düşünüyorum. Ama maalesef bugüne kadar yoktu. Evet. Bundan sonra olacak. Eyvallah. İnşallah. Yani dört kapı sayesinde inşallah. Dört kapı, bütün canlar, siz güzel canlar sayesinde olacak, evet, hep beraber. Evet. Şimdi kısaca dedem eserin içeriklerine. Vaktimiz çok az kaldı. İçerikten, evet, birazcık okuyacağız. Birazcık, evet, okuyalım. Evet. Temel başlıklar zaten birçok şey anlatıyor. Yani bize içindekiler bölümü Fuzuli'nin nasıl bir sistem, hı hı, yürüdüğünü anlatıyor. Evet canım. Evet.
Şimdi birinci bölüm ilim ve marifetin, yani bilginin bilinmesi. Eyvah. İçerikleri olarak ilim ve marifetin içeriği, Allah'ı bilmenin gerekliliği, bilginin kısımları ve bilginin yolları. Allah. Müthiş temel konular. Ya bilgiye bakarlar. Nasıl ulaşacağız? Evet. Temelden başlıyor. Evet. Aynen. Devam. İkinci bölüm eserin alemin, yani kainatın hallerinin bilinmesi hakkında. Allah. Kainatın başlangıcı, alemin cüzleri, alemin sınıfları ve cinlerin varlığı. Allah. Yani herkesin ihtiyacı olan temel konular hepsi bu eserde mevcut. Evet. Fuzuli'nin diliyle. Üçüncü bölüm olarak Allah'ın tanınması ve bununla ilgili konular. Talibin ilk bilmesi gereken şeyler. Devir ve teselsülün batıllığı. Evet. Vacibir vücudun, yani Allah'ın varlığı hakkında. Allah'ın sıfatları, fiilleri, hüsn ve kubuh, güzellik ve çirkinlik, hayır ve şer. Bunlar yine ehl-i sünnet ve ehl-i beyt fırkalar arasındaki temel ayrılık. Temel ihtilaf konularından bazıları. Evet. Fuzuli çok güzel açıklamış eserde. Yine bir şeyin Allah-u Teala üzerine gerekli olup olmaması. Evet. Çok müthiş konular ya. Yani. Evet. Keşke vaktimiz olsa bunları işlesek. Evet. İnşallah sonraki programlarda. Yine dördüncü ve son bölüm nübüvvet ve ilgili meselelerin bilinmesi. İnsanların peygambere ihtiyaç duyması, peygamberlerin masumiyeti, evet. Yine Ehl-i Beyt mektebindeki temel inançlardan bir tanesi. Peygamberimizin peygamberliği hakkında, peygamberimizin diğer peygamberlere üstünlüğü ve imamet hakkında. Peygamberimizin diğer peygamberlere üstünlüğü ve imamet. Ve imamet. Yani 12 imam inancı ve Yunan filozoflarından örnekler vererek bu kitap yazılmış. Dehşet bir kitap dedi. Evet. Evet. Haşir hakkında ve yani ahiret hakkında, evet. Mizan, haşrolma, haşrolmak, sırat, ruhun ölümden sonrası ve dirilişten önceki halleri ve ruhun lezzet ve acıyı idrak etmesinin bilinmesi hakkında. Eyvallah. Ve son olarak da mizan, sırat ve hesap hakkında diye eseri bitiriyorum. Eyvallah. Yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. Vakit çok hızlı geçti dedem yine. Son bir dakika. Gönül isterdi ki canlarla daha güzel derin derin konuşalım ama Fuzuli bitmez. Yani evet. 15 program yapsak inanın ki Fuzuli'yi bitiremeyiz. Allah onun himmetini bizim üzerimizden eksik eylemesin. Allah, Allah, Allah. Tüm canlara Allah. Sevgi, saygı, muhabbetlerimi sunuyorum ben. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İnşallah Alevi gençlerine örnek olacaksınız. Eyvallah. Artık bu işi ilimle, bilimle ilerletmeye dört kapı olarak karar verdik. Tüm canların da hizmetindeyiz. Bildiklerimizi insanlarla paylaşma derdimiz var. Yolumuzu ilimle aydınlatma derdimiz var. Buyurun dedem. Eyvallah. Eyvallah. Tekrardan ellerinize, dillerinize, gönüllerinize sağlık. Dert görmeyesiniz. Bu mübarek Hazreti Hızır ayında Hazreti Hızır Nebi daim haninize uğrasın. İliminizi, Allah Allah. Gönlünüzün güzelliğini daima arttırsın. Allah Allah. Çünkü böyle güzel gençlere ihtiyacımız var. Hak Muhammed Ali diyen, bu yolu savunan, Kur'an, Ehl-i Beyt'i anlatan gençlere ihtiyacımız var. Allah Gerçek eyvallah. Alevilik bu. Bunun savaşını veriyoruz. Allah sizleri var etsin. Allah cümlemizi. Allah, değerli canlar, haftaya görüşmek dileğiyle. Herkes kendine iyi baksın. Cenab-ı Allah hepimizin yardımcısı olsun. Gerçeğe. Allah Allah. Eyvallah.